Ben yemek olarak ağır demek istedim ama kendimi anlatamadım. Zaten oldu bitti. Ben puanımı verdim, ona göre verdim. Arkadaşlar şimdi bak şu menü çok basit Turgut Bey. Siz mesela kaç saate çıkartırsınız şu menüyü? Ben kadın budu köfteyi evde 20 dakikada yapıyorum. Hayır toplamını soruyorum. Ya 20 dakikada 2 saat içinde mi? Gerçekten ben bunu sürekli yapıyorum. Şimdi hani bekletmek zorunda değilim diyoruz ya. Sen de 3 saat, o da 3 saat, o da 3 saat. Yarım saat bekleme süresi var mı? Tek tek konuşalım. Bekletmek zorunda değilim ama aciliyeti var. Yapıyorum 20 dakikada gayet bekle, güzel oluyor. Bekle yorum bitsin. Evet Zeynep tekrar yoruma dön. Salata. Salatayı beğendim. Sosu, tadı, lezzeti ve sumağı severim zaten. Ekşiliği falan güzel olmuş. Sadece doğraması biraz iri. Hani kavurdağı biraz daha ufak doğranması gereken bir salata. Cevizlerin iğriliği falan güzel. İri olması gerekiyor zaten. Yediye kadar ince doğramaya çalıştım ama tabii ki... Cevizler irik olması gerekiyor. Öyle yapmışsınız. En çok salata yorumunu Zeynep Hanım'dan beklerdim. Çünkü Mardin'de, Diyarbakır'da, Gaziantep'te bu salata inanılmaz güzel yapılıyor. Dediğim gibi... Zaten bizim orada kavurdağı salatası genelde kebapların, etlerin yanında yapılan bir kesinlikle tercih edilen zaten bir salatadır. Zırhla da yapılır ve çok küçük küçük ufak ufak doğranan bir salata. Ben ne dedim? Evet, sebzelerin iriliği dışında sosu, yağ biraz az olmuş evet, yağ az olmuş. Sumağı da biraz daha fazla konabilirdi. Evet, yağ az. Çünkü kavurdağı biraz yağın içinde yüzmesi gerekiyor. Hafif biraz bana daha gelmiş. Yağlı olması gerekiyor. Ya bana gel. Çok özellik. Sulu olma. Sulu olur zaten. Ekmek bandırılarak yedirir bu salata. Siz mi yaptınız salatayı? Öyle mi Zeynep? Sumak da koymamışsınız. Bitti. He Ayşe, yorumunu yap. Ya zaten kadın budu eksik olmuş, pirincini koyamamış. Evet. Dolayısıyla doğru. Kadın budu olmamış. Olmamış ve çok ağır bir koku var bunda da. Baharatına ne kullandınız? Sen tahmin et işte, madem çok ağır bir koku varsa, madem o kadar çok biliyorsan sen söyleyeceksin bana. Hayır, şimdi sen bana sorup da, şimdi Ayşe Hanım sen bana sorup da ben sana cevap verdiğim zaman sen o baharatın üzerine yorum yapacaksın. Yok öyle bir dünya. Sen madem kokusu sana çok ağır geldiyse baharatın ne olduğunu sen bulacaksın. Ben pirincine ne diyorum? Tamam, unuttum, eksik. Eyvallah, ona bir şey diyemem. Ya çok ağır ama bir koku var. Baharat ne kattın kimyonunu deyip sen... Kimyonunu fazla kaçırmışsın. Olabilir, ha öyle yorum yapabilirsin ama ne kattın diye bana sorduğun zaman... Hayır, belki köfte harcı da kullanmış olabilirsin diye, o yüzden hayır, sordum. Hayır. Kadın budu köfteye köfte harcı kullanır mı? Zaten, ben ızgara köfte yapmıyorum ki. Zaten bunun pirincini koymamışsın. Belki o gafı da yapmışsınız diye ben soruyorum size. Sen filozofsun, ileriye görüyorsun. Ben filozof değilim. Ben neyse. İyi bir yemek yapacağım. Hani diyorsun ya, belki şey kullanır. Ne? Demek ki filozoflar ileriyi görüyorlarmış. Haklısınız ses. Açıkçası şaşırmadım. Bekliyordum böyle bir menü çıkartacağını ve yapamayacağını. Seni tebrik ediyorum. Aynen, bizi şaşırtmadınız. Evet, şaşırtmadım beni. Eğlenmeye geldiğinde yani demek ki ben bir şeyler biliyorum. Böyle imaj bırakmak da güzel bir şey. Evet. Yani olduğun gibi davranmak. Baron, demek ki olduğun gibi davranmak. Tuba. Bir şeyler biliyorum dedi. Biliyor musun sence? Ben bildiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü doğru yorum yapmadı kadın budu köfteyle ilgili. Sen yap yavrum. Ben yapayım. Öncelikle şeyden başlayayım. Patates püresi çok sulu olmuş. Hiç kıvamı güzel değil. Hı-hı. Hiçbir lezzeti de yok. Baharat eksik, karabiber yok içinde. Varsa da çok az. Kadın budu köftenin içinde pirinç yok. Zaten kadın budu köfte olarak da değerlendirmiyorum. Ve çiğ içi. Yani çok kalın yapmış. O yüzden içi çiğ pişmemiş. Çok ağır kokuyor. Evet. Beğenmedim. Sadece sebze sotelerini yedim. Ona da sebze sote demiyorum yani. Biberiyle havucunu yedim. Domates, gavurdağı salatasını da beğenmedim. Çok ağır bir şekilde soğan kokuyor ve çok kalın doğranmış.